İleri geri çalıştırdığımız motoru ileriden geriye, geriden ileriye geçişte işte 10 saniyelik bir bekleme süresi vardı. Az önce bunun mühürlemeli ve top samanöleri yaptık. Şimdi set ve setli yapacağız. Beyler şunu söyleyeyim. Kumanda mantığından gelen insanlar için, yani böyle bir kumanda yapıp işte kontaktörlerle zaman öresiyle iş yapanlar için mühürlemeli devre kaçınılmazdır. Tamam mı? Yani mühürlemeyle yaparsın orada işlerini. Ama işi PLC ortamına aktardığınız zaman PLC size set ve set diye bir komutu veriyorsa bu PLC problemlerinde oldukça elverişli iş görür. Sizin mesela orada rayda yürüttüğümüzde set ve set yapmayın, mühürlemeli yapsaydık devamlı şu soruyu sormamız lazımdı. Acaba işte bu çıkış aktif, bu giriş aktif olup mühürleme bozuldu mu veya bu çıkış aktif olup mühürleme bozuldu mu diye devamlı her bir işte giriş veya çıkış aktif olduğunda dönüp onu tekrar yani bir yerden bir mühürlemeyi bozdu mu bozmadı mı diye düşünmemiz lazım. Ama hani basit olarak çalıştır dediğin bir tane stop veya işte bir stop bir sınır anahtarı veya durdurma işi yaptığın bir stop bir sınır anahtarı veya bir aşırı akımlamesiyle işte durdurma yaptığı bir startla devreye aldığın şeylerde çözümlerde mühürlemeyi devre yapabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok ama hani şart sayını arttığı zaman set ve setli çözüme gitmek seni problem çözerken rahatlatır. Şimdi aynı soruyu set ve setli yapalım. Ne vardı? Start butonum vardı. Tekrar aynı hatayı yaptım. Bu neydi? Stop burada değil. Şu anda stop değil. Burada şeyi yapacağım. Setleme işlemini yapacağım. Tamam mı? Ve set reset işlemlerinde de reseti alt satırlara yazmanızda fayda var. Niye reseti alt satırlara yazıyoruz? PLC nasıl işliyordu? Üst satırları okuyordu. Aşağı satıra geliyordu. Ve aşağı satırdaki değer en son çıkışa atanıyordu. O nedenle reseti aşağı yapmak güvenlik açısından iyidir. Örneğin butonlar basılı kaldı. Kim geçerli? Aşağıdaki reseti koyarsanız reset geçerli. Aşağıya yanlışlıkla set koyacak olursanız set geçerlidir. Durdurma işlemi yapmakla güçlük çekersiniz. Buton ileri gelsin, setlesin, ileriyi birlik. Başka ne var? Buton geri var. Gelsin, setlesin, geriye bir bit. Şimdi stop butonum vardı bir de. Stop butonu elimizi birden durdursun. Resetlesin. Buna Q0.0, örneğin buna Q0.1 diyorsa Q0.0, hani buralarda sembol isimle gittim ama 2 bit resetletme yapacağım için isim yazdım. Ve bunu ben dedim ki 2 bit resetlesin. Şimdi stop'a bastığımızda ister 0.0 ileri isterse 0.1 geri hangisi çalışırsa çalışsın 2 biti birden burada ne yapacaktır? Resetletecektir. Yani stop'a bastığında hangisi çalışıyora bakmıyorum. Tamam mı? Burada yapmam gereken bir şey, hani az önce kullandığımız yasaklama kontakları vardı ya, bunları, yasaklama kontaklarını setin önüne koyuyorsun. Ve setin önüne bir şey koymanın bir anlamı yok. Önemli olan setin önüne koyacaksınız ki setlenmesin. Bunda ne vardı? Geri. Bunda ne vardı? İleri. Şimdi az önce ne yapmıştım? Gelmiştim buraya. Top zaman öresini koymuştum. Burada top zaman öresi koymanın bir mantığı yok. Niye? Zaten bu eleman, yani şu satır benim butona bastığım sürece çalışıyor. Onun halinde çalışmıyor. Ama bu top zaman öresini benim o çekişim çalıştığı sürece ne olması lazım? Aktif olması lazım. Öyle değil mi? O zaman burada bunu yapamıyorsam nedenini anladınız mı? Buraya top koyamam. Çünkü bu satır sadece butona basıldığı sürece çalışıyor. Sürekli enerji gerekiyor. Ama zaman bölümün devamlı devrede kalması lazım stopa düşene kadar. O zaman bunu Q0.0 neydi bu? İleriydi. İleriyle gelip T37 top zaman bölümüne 100 değerine kadar çalıştırma. Yine Q0.1 özür. Geriyi
T38 top saman ölesine 100 leğene kadar çalıştırmam lazım. T38 bunun, T37 de gerinin devrede set yemesine engelliyor. Tamam mı? Setli ve setli çözümümüz de bizim buydu.